Çok oldum şu an, böyle bir şey olmaz ya, ben de içeceğim. Gündüz deniz bakıyor, akşam ben uyuyorum. Böyle bir iş bölümü var aramızda. Ben hiç saçlarım hakkındaki yorumlara ciddi cevap. Küçüklükten değil, ben normal. Senin ailene istemeden evet, tamam evet. Onu içtim. Tabii zaten söyledim dersem yalanım ortaya çıkacak. Vegandın değil mi sevgili eşim? Önce. Evet, tanışmadan önce vegandın. Şimdi de gut hastalığı var. Pişman değilsin organize işte. İki de oynadın. Hayır yok, vallahi pişman değilim. Çok üzgünüm. Ben Hiç'e hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş. Oyunumuzda size söyleyeceğimiz Ben Hiç'le başlayan cümleleri eğer gerçekleştirdiyseniz önünüzdeki içeceği içmeniz gerekiyor. En fazla içen oyunu kaybeder. Evet, hazır mısınız? Onaylamamız lazım değil mi? Anladım. Evet, istediğimiz içkiden başlıyor muyuz yoksa belli bir... Sırası İstediğiniz içecekten başlayabiliyorsunuz. Ben gene size bakıyorum, kameraya bakmam söylendi ama o zaman oraya geçin yani. Ben de böyle bakıyorsan yani, öyle kamerayla konuşunca moralim bozuluyor. Şimdi ben ama şöyle ayarladım yani kafama göre mesela. Şu tuzlu suysa tansiyonum yükselir, limonlu suyla dengelerim sonrasında falan gibi. O yüzden kendi sıram var. Taktiklerini bana evet, söyle o zaman. Ben şu an kafamda şey... Tamam. En son şunu içeceğim ki kusarken ağzımda hoş bir tad olur. Tamam, anladım mı? Bakalım evet, şu an kameraya bakıyorum ama siz sağdasınız. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Kime soruyorsunuz? Gene genel soru değil mi? Doğru, evet. Ben hiç anlamamışım. Üstüne alınmasan ya. Bu şey değil mi? Ortak soru. Yaptın. Evet. Yapınca mı içiyorum, yapmayınca mı içiyorum? Yaptıysanız içiyorsunuz. Ya bunu olumluysa... Ben yapmadım diye soruyorum, yaptıysanız içiyorsunuz. Tamam, anladım. Bir tane inşallah hadi yapacağım. Hadi bakayım, anlamışsın. Sana versene. Tamam, bakalım. Ben hiç eşimin esprisi komik olmadığı halde gülmedim. Şok oldum şu an, böyle bir şey olmaz ya, ben de içeceğim. Biliyordum içeceğini zaten, beni bekledin. Bundan sonra kesseniz komik olur ama içtikten sonra. Komik olduğu halde gülmedim mi yine? Evet, yok güldüm. Güldüm. Komik olmadı herhalde. Yani sen espri yapmışsın. Komik değilmiş. Değil ama ben güldüm. Evet. Hani ben yaptım de hani. Yaptım ama Özgür yani. Değil mi? Sen yaptım. Bir tane yapalım mı prova? Hiç beklemiyordum eşimden. Ben çok kendimi komik zannediyordum. Hiç hani. Komik değilmişsin meğer değil mi? Bana değil mi? Güvenim. Öyle, evde öyle. Ama yani evde sen sürekli şaka yaptığın için hepsinin de komik olma ihtimali. Ama hepsine gülmüyorsun ki zaten. Ben bana 2-3 haftadır gülmüyorsun. Hepsine gülüyor musun? Yani yok. Şey de sayılıyordur bence. Ha, o farklı yani, bir şey. Hani kahkaha da değil yani. Onu zaten yapamam. Hiç komik değilse kahkahadan tamam da. Tebessüm etmişimdir ama üzmemek için. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen öyle anlat. Öyle bir eşim var. Ben yok. Ben hiçbir şey komik bulmuyorum. Kendi esprilerim dışında. Her espriye gülerim. Yok, yapmışımdır kesin bunu. Bu çok İşte şey... ben de ondan dedim zaten. Değil mi? Yani mesela şu an yapıyorum falan. 10 senedir beraberiz yani. Değil mi? 10 yılda... Hiç mi kırmak istemedik birbirimizi? Öyle kötü bir insan olsam ya böyle. Hiçbir espri olsa evde böyle. Bu modum da var. Bu modu açınca evet, izlenmeler açıyor. Çok düşer. Ona şimdi gerek böyle yok. Böyle gerek yok değil mi? Buyurun. O zaman daha devam mı ediyoruz? Evet, devam evet, ediyoruz. Değil mi? Ben hiç yaptığım bir şakadan sonra utanmadım. Böyle bir şey yok. Ne içsek? İçsek. Utandınız. Bunu içelim bakalım. Utandım ya. Ben de utandım. Ah! Böyle bir tepki beklemiyordum. Ah! Ne içtin? Bilmiyorum bu... Sirke. Ağzımda çiğ köfteciler açılmaya başladı. Çok ilginç. Bir şehre gittim, geri geldim onu içince de tam ya bir Güneydoğu'da bir şehre benim gittim. Benim içmediğim bir şey içtim. Ha, sirkeliyi mi içtin? Galiba. Sirkeli işte. Aa, sirkeli sen de. Bunu, ben her sabah bunu içiyorum. Kahvaltıdan önce mi içiyorlar demiştiniz evet. Kamera hanım? Beceremeyeceğim. Yok ya, kafa böyle oluyor. Kamera hanım.
Şimdi at gözlüğü falan takmam lazım. Çok zor bir şey kameraya bak demek değil mi? Zor bir şey. Normalde hep kameraya bakmam üzerine bütün sektör. Sen anlatsana bize utandığın şakanı. Neyi? Tamamını canım, tamamı. Yani. Hepsini kariyerim musun? Boyunca aşağı yukarı utanıyorum. Bir kere çok utanmıştım. Bir arkadaşımın yazlığı vardı. Yazlığının yanında da bir sürü bir kadınlar topluluğu var. Yani aha, işte böyle anne, babaanne, kız falan. Arkadaş dedi ki bunların dedi uydusu bozulmuş. Git dedi bunların uydusunu tamir et falan. Bir espri yaptım uyduyla alakalı. 15-20 kişi hiç gülmedi. Yani çok kötü bir gülmeme anısıydı. Ben bağlayamadım şakayı kafamda da. Ya şey yani... Özelden anlattım. Böyle kelime şakası gibi işte ha, uyumadı mı? Oğlum, BKM usulü. Ha, uyudu niye falan filan evet. O da küçüğüm, yaşım da küçük. Ondan sonra kelime esprisine tövbe ettim. Bir daha yapmadım. Çok utanmıştım. O anılarımdan biridir utandığım. Benim şey değil de ben genelde yani iyi olsa da iyi olmasa da önden bir utanırım. Evet değil mi? Ne oluyor? Önden utanıp yapmak lazım. Utanıp şunu içtim de ama bu utancımın karşılığını aldım. Yani onu hissettim. Bunun ceza, tadı bedelini utanç. Ödedin. Evet, bunun tadı utanç gibiydi. Diğerlerine bir de buna güzel dediniz. Çok korkuttu beni. Şöyle. Şu an berabere topladım, devam ediyor. Evet, biz niye içiyoruz evet, arıyorlar? Niye? Çok kötü bir ilişkimiz var. Bu sefer dur bakayım. Ben hiç zorla aile ziyaretine gitmedim. İstemeden de olur. İlla İstemeden. Böyle zorla değil mi? İçmek üzere mi? Tahmin ediyorum bunu. Bunun yaş aralığı da önemli. Hani artık yetişkin olduktan sonra. Evet. Evlilik için herhalde. Ha ben şey ya küçüklükten mi sordum? Hayır hayır. Küçüklükten değil ben normal. Senin evet, ailene istemeden evet, tamam evet, onu içtim ben zaten. Oluyor canım yok, yani. Yok bunu söyler zaten. Neyi? Bazen gitmek istemiyorum ya olabilir yani. Uzak şehir dışı bir de. Hayır gittikten sonra da dönmek istiyorsun ya. Evet o da işte demek ki tutarlı bir insanım. Aileni görmek istemiyorum ve bunda ısrar ediyorum. Ben içmedim fark ettin mi? Evet. Niye? Çünkü sen kendi ailenin yanına da gitmek istiyorsun. No offensive espri yapacağım da olmayacaktı. Çünkü benim babam vefat etti. Bunu sahnede de yapıyorum kimseye gülmüyor. Evet. Ciddi. Bunlar da sonra kendileri inandır işte insanları ya, bunların kurguda silkelisi olduğuna. Evet, kurguda atabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Sonuç olarak evet, evet. Ben şu an öne geçtim. Tamam. Hadi bakalım. Ben hiç bebeğimiz gece uyanınca eşim ilgilensin diye uyuyor numarası yapmadım. Ya ben... Yapmadım, ben yapmadım. Sen zaten uyuyordun. Ben evet uyuyorum. Uyanmıyor. Uyanmıyorum öyle. Yok evet, ben bir Özgür dinlensin diye başta şey dedim. Ya sen uyu, hani acil durumda evet, birimiz uykusunu almış olsun dedim. Özgür de buna çabuk ikna oldu. Ondan şey, beri nöbetleşe getirir yatar. Mesela, nöbetleşe yapıyoruz. Gündüz deniz bakıyor, akşam ben uyuyorum. Böyle bir iş bölümü var aramızda. Hani çocuk ağlıyor mesela, deniz... Uyku şeyi bende, iş bölümünde. Evet. Uyku bölümü bende değil mi? Ben acil öyle bir durum olursa ama uykunu almış oldum. Tabii, net bir şekilde. Yani acil eve gideceğim, doktor diyecek ki vay falan. Beyefendi nasıl böyle hani uykunuzu almışsınız böyle bir durumda falan. Ben diyeceğim ki eşim bana böyle bir imkan sağladı doktor. Eğer her koçada olmuyor diyeceğim. Ben bir de şey, bu hep erkeklerde çok oluyor babalarda. Soruyorlar çocuk gece nasıl uyuyor diye. Ben diyorum ki deliksiz uyuyor. O ara 10 defa kalkmış böyle okula başlamış. Hani bir saat oyuncakla oynamışlar geri gelmişler falan. Ben kendim gibi zannettiğim için çocuğu öyle bir sıkıntı oluyor. Hep bu tartışmayı yaşıyoruz. Çocuğun uykusu nasıl diyorlar. Ben diyorum ki mükemmel. Halbuki kendi uykumu söylüyorum. Arada uyanmış falan onları bilmiyorum. Çocuğun o kısmıyla ilgili hiçbir fikrim yok yani. Evet, çocuğumu eksik mi acaba ilgileniyorum? Büyümesinde bir eksikliği mi var diye hissediyorum. Yok gündüzleri de ben yatıyorum. Evet bazen. Gündüzleri de Deniz yatıyor. Ben de eşlik ediyorum uyumasın. Çocuk da kendi imkanları. Öyle yaptım. Çizgi film açıyoruz yatıyoruz. Ne yapalım yani falan. Çizgi film mi açıyorsun ben uyuduktan yok, sonra? Yok canım öyle bir şey yok hayır. Ben kendim kendim çizgi film olmaya çalışıyorum. Kendimi oynatıyorum. Evet kendim çizgi film gibi bir babayım. Onu canlandırıyorum. Oyunlar oynuyoruz falan. Uyuma oyunu oynuyoruz çocuk. Sen uyuyorsun o sen izle. Evet, uyumacı oynuyoruz. Ben hiç YouTube'a video koymaya üşenmedim. Aa, bu benim, kariyerim bunu benim bunu. Bunu sormaya lütfen.
Benim kariyerim bunun üstüne kuruluyor. Hangisini istek acaba? Bu neyli? Şunu içeyim bari. Tuzlusu veya şekerlisi. Şekerlidir değil mi? Sirkeliyi beğenmemene şaşırdım. Bu, bak bu fena değilmiş, bu şekerli suymuş. Demek ki video koymamaya zaten devam etmem lazım. Böyle algıladım. Sana ben, şeker olsun. Evet, çok üşeniyorum. Yani herhalde bizim YouTube kanalı Eyküp Sözlük'ten önce kurulmuş olabilir. Pena'dan kesin öncedir de Eyküp Sözlük bilmiyorum, o şüphelidir. Yani 10 yıldır falan kanal var. Kaç, 50 videomuz. Geçen hesaplamıştım, yılda 4 video yüklüyoruz Kamusal Müze kanalına. Ortalama olarak. Aslında iyi baktın zamanla. Yılda 4 mü? Ya bizim için iyi. Yılda 4 de. Ama mesela bu yıl bir tane mi yükledik? Hiç mi yüklemedik? Bu yıl yüklemedik galiba, evet. 2000, hangi yıldayız? 2000? 2022. Evet, 2000, yok. Yükledik mi? Hatırlamıyoruz işte, böyleyiz yani. Ne yaptığımız konusunda hiçbir bilgimiz yok. Kendi bayağı yok, üşenir Özgür. Evet. Sen bir bazen ara üşenmiyordun. Bazen nefes almaya bile üşeniyorsun Özgür sen. Ben de. Evet, doğru. Çünkü dün oyun oynayacaktı, bıraktı böyle. Aman dedi, kazansam ne olacak? Ayağımı sordu. Ne oynuyorsun dedi, araba yarışı dedi. Ben kolu fırlattım böyle, bir anda felsefe yapmaya başladım. Birinci gelsem ne olacak? Ülke bu haldeyken araba yarışı. Saçma geliyor bir süre sonra ya, bilmiyorum. Değil mi? Mantıksız. Videoda da öyle oluyor. Mesela yüklesem ne olacak ki? Gibi ama bir şey öyle değil bence. Evet, doğru. Hadi çekelim. Tamam. Ben hiç eşimin telefonunu gizlice karıştırmadım. Ha, gizlice? İşte burada beraberlik yakalanacak diye. Umut ediyorum. Ben ama yalan mı söylesem? Ya yok, bir kere bile bir kere bile şey yok. O ama bilgisayardı değil mi? Telefon dediniz. Bilgisayarda mı? Bilgisayarda olur. Benimkine baktın mı lan? Bir kere baktık, kavga ettik ya, ondan sonra ben bir daha bakmadım. Sen ya baktın şimdi mı? Ben hiç hatırlamıyorum. Ya bir kere benim bilgisayarıma. İlk tanıştığımız dönemde ben içimde şey Facebook hesabına bakmıştım Deniz'in. Ben de içim var şimdi. Bakmışım değil mi? Evet. Bakmadan içmek olmaz. Beraberliği sağlayamam. O sayılmaz bence de. Hadi iç. Niye sayılmaz mı? İç de berabere kalmayalım. Anlatayım da çok kötüyse neyse, önce içim bakayım. Sen zorları en sona bıraktın. Benim gibi yapmalıydın. Pekmez mi bu acaba? Pekmez mi? Soya. Soya mı? Ha, ay sen seversin. Benim soya. Ağız tadım ama şu an gitmiş durumda, ben tespit edemiyorum. Şunu içeceğim, süt mü lan bu? İyice gitti. Ya değerli erkek arkadaşlar, sizlere seslenmek istiyorum. Lütfen eşinizin, sevgilinizin Instagram hesaplarına, Facebook hesaplarına bakmayın. Çünkü kadın Instagram'ı ile erkek Instagram'ı bambaşka. Yani oraya bizim türden mesajlar geliyor. Öyle düşünmek lazım. Yani ciddi anlamda moral bozucu, ülke hakkında ki geleceğe baktığınızdaki umutlarınızı azaltan bir mesaj kutusuyla karşılaşabilirsiniz. Ne lan? Şiir mi yazmayanlar, film senaryosu mu atmayanlar, yanındaki hayvanı boşa mı demeyenler, işte bilmem ne falan filan, bunlar üzüyor tabii. Ben de bakmamaya Facebook olabilir. Başka yerlere mesela bakmışsın gibi geldi. Bir dönem sen vegandın değil mi? Evet. Sevgili eşim. Önce. Evet, tanışmadan önce vegandı. Sonra. Şimdi de gut hastalığı var. Tanışmadan önce vegandı. O sizin, ben de espri olarak ben çok tavuk yiyorum diye Facebook'uma tavukçuda çalışıyor yazmıştım. Senin o vegan arkadaşlarından biri, erkek tabii bu, şey evet diye mesaj atmıştı işte, şey böyle nasıl, bir katille nasıl birlikte olabiliyorsun falan, evet, sanki tavukları böyle ağzımla hani öldürüp atıyormuşum gibi hissetmiştim. O dönem üzülmüştüm. Ben veganlıkla ilgili yani hiçbir şekilde ideolojik olarak hiçbir sıkıntım yok ama ülkede çalışmıyor. Yani vegan ne, aç kalacağız değil mi? Yani onu sen, ben üzülüyordum sana hiçbir şey yemiyorsun. Ama evet yani benim önüme geldikten sonra önemli değil benim ya. Çok. Ha, kendi kişisel konuş. Biz ülkece sebze pişirmeyi bilmiyoruz. Çok bambaşka bir konu açıyoruz. Eti de ben böyle haşlı önüme koy, kızarım yani. Mesela brokoli yiyeceğiz, brokoli yiyeceğiz. Suda haşlı önüme koy. Ya bir limon sık, bir şey yap üstüne. Anlat anlat sen bana. Yeme... Anlatma şeyi kalmasın. Senin hesabına baktığımda gördüklerim. Anlatacaklarım. Ne ben korktuğun için herhalde bayağı konuşmaya başladım. Ne var ki hesabımda, bir şey yok. Ya ne var, bırak. Gayet güzel bir hesabım var, Instagram hesabım. Neyi var?
Canım sadece senin bir sürü hesabın var sen şimdi. Nasıl? Instagram'a var, bak, Twitter'a var, Reddit'i var. Aa, burada bak kaç kişi bizi izliyor. Lütfen doğruları konuşun. Önündeki iki tane suya güvenin. Yani burada bu neydi bu arada işte? Acı sos. Acı sos mu? Evet. Ben onları çoktan içtim. Bana da aynı benzer mesajlar geliyor. Yani denize atılan mesajların bir kısmı bana da geliyor. Ben hiç sırf para kazanmak için içime sinmeyen işlerde yer almadım. Aa. Bunu içtim mi? Benlik bir durum yok. Ben çalışmıyorum gibi. Nasıl kabul edebiliriz. Öyle bir şey kabul edilebilir mi? Hayır. Hayatım boyunca hiç. Öyle bir şey olur mu? Bunun BKM tarafı var. Çok güzel hareketler tarafı var. Organize işler iki var. Çok var. Ya benim olmayabilir. Yani ben sonradan ikna oluyorum. Ya hadi bırak Allah aşkına, şey içmemek için. Bir saniye şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir açıklayabilir miyim? Kendimi izledim. Size soru şu değil mi? İçine sinmeyen işlerde para için oynadın mı gibi, evet, bir şey algıladım şimdi. Para olduktan sonra benim içime siniyor. Ben böyle karaktersiz bir insanım. Hayır. Ben böyleyim. Ne mesela, bir tane söyle. Şey, yayınlanan mı, yayınlanmayan mı? Ya şimdiye kadar oynadığın her şey içine sindi mi? Yani senin senaryosunu yazmadığın işler. Hepsi içine sindi. Ya o mizahi olarak sinme. O hayata bakış açısıdır. O anki senaryo yazarı öyle hissetmiştir. Ona bir yorum yapmak ayıp olur yani. Para oldu mu içime siner diyorsun. İşte yani şey yani sin yani içim mi diyorsun? İçmemek için yaptım i̇çim bunu mi? Biliyorum. Ya yok ya, bilmiyorum. Kaybedeceksin değil mi? İçine ama sinmek dereceli kardeşim benim. Pişman olmadığım kesin. Pişman değilsin organize yok, işler. Yok oynadığım iş. İki de oynadım. Hayır yok, vallahi pişman değilim. Çok üzgünüm. O zaman ben de çok üzgünüm, pişman değilim. Yok hayır ya, üzgün de değilim. Espri yapıyorum. Buradan da Sayın Yılmaz Erdoğan'a çok. Tamam ben yok. Ben yok de pişman değilim ya. Pişmanlık başka pişman bir şey değilim bence. Ben öyle algılamadım. Pişman tamam olmadım. Ben de algılamıyorum. Tamam sen de pişman değilsin. Tamam. Pişman değiliz ailece. Çocuk da pişman. Pişman. Her şeyden bir ders çıkarız değil mi? Asla pişman olmayız. Tabii. Hayır yok. Ben ders de çıkarmam. Pişman da değilim. Ben aldım paraya bakın. Evet şu anda mutluyuz. Tamam bir tane kaldı. Ben hiç eşime yalan söylemedim. Bu çok. Dur bir düşüneyim. Şimdi şöyle bir şey olacak. Ben bunu şimdi içmezsem aslında insanlar diyecek ki hani bu kadar mı dürüstsün? Bu kadar mı? Hani hiç mi bir, evet, tane bile mi söylemedin aslında? Bu sanki oyunu zaten kapatma sorusu gibi. Evet ama şey oluyor. Şöyle aslında. Ama yakalanmadıysam falan. Şöyle yumuşatıp cevap verebiliriz. Evet. Doğum günü sürprizi yapacağımız zaman yalan söylüyoruz ya. Mesela bak ben çok o sayılmaz. Sayılmaz ha, değil mi? O zaman yok. Hiç hani yalan söylemedim. Tabii zaten söyledim dersem yalanım ortaya çıkacak. Niye bu? Niye şurada şunu içeceğim diye niye kariyerimi riskeydim ben? Bir dakika. Değil mi? Yakalanmadıysan yalan değildir mantıken. Ya yakalandığımız yalanlar sayılmıyor o zaman. İşte minik yalan olmaz işte mesela. Atıyorum senin ağır doğum yalan günün yarın. Sen bana hediye aldın mı? Yok almadım deyip sürpriz yapıyorum. Almamışım meğer. Hani sen gene de. Hani yoldayım 5 dakikaya geleceğim deyip yarım saat sonra gelmek de sayılır. Mesela bu değil ya. Böyle yalan oldu mu insan oldu. Boşamalık yalanlar. Çok tabii, boşamalık net da boşamalık değil mi? Genel olarak bir şey hakkında hani mesela buradayım. 3 tane metresim var mesela. Sana 2 demişim falan. 3. Hadi o da saçını boyadı falan. Bu tarz yalanlardan bahsediyoruz değil mi? Ben öyle abi. Yok ağır onlar yalan yok. Ağır yalan yok, hafif ya. Mesela yemek yapmıştır eşim. Hani belki benim damak tadıma uygun değildir de yere fırlatmamışım diye. Yani iştahım yok demişimdir. Onlar falan sayılmıyor. Su içmeye değil gerek mi? Bunlar sayılmıyor değil mi? Ben öyle algılıyorum. Yemekte pek emin olamadım ama. Yemek yani şey, bu arada çok güzel yemek yapar sevgili eşim diye söylemiyorum. Hadi bana iç, bunun üstüne vallahi iç. Diye bitsen ya. 30 yaşıma geldim. Hayatımda bir kere bile yalan söylemedim. Yok ben bunu şey olarak algılıyorum. Ağır yalan olarak algıladığım için içmiyorum. Tamam ben de program öyle formatınızın da içine sıçıyorsam söyleyin içeyim. Yani soruyu kendine göre uyarlayıp yo yap bunu içmemek için. Sen ben böyle algılıyorum o zaman.
Öyle mi? Sen zaten öndesin. Sen berabere kalalım diye yapıyorsun bunu. Yok hayır öyle bir şey yok. Sen de ısrar ediyorsun içmemekte ama yapacak bir şey yok. Sen sorunuz var mı daha çok sorun? Evet var. Tamam varsa o zaman bir tur daha dönebiliyor mu ben? Şekerli sudan biraz daha içerim mesela. Bende var. Seninkini içeyim. Deniz'inkini içeyim bitince. Öyle yapayım mı? Saçma Çekimden sonra belki. Bu şimdi bunu içince ben bitiyor mu? Evet kaybediyorum. O zaman tamam çok güzel bir soru da içmem lazım. Tamam. Bakalım. Ben hiç saçlarım hakkındaki yorumlara ciddi cevap vermedim. Haydi dur soru gelsin bak dur ne olacağını. Dur sonu evet önemli. Dur sonu önemli. Ben hiç saçlarım hakkındaki yorumlara ciddi cevaplar vermedim. Yok vermedim. Verdin mi? Ne verdim? Saçlarım hakkında ne yoruyor? Yorum değil ki bu. Tespitte bulunuyorlar bana. Kel diyorlar mesela. Evet. Bu bir yorum değil bence. Yorum mu? Kel diyorlar. Ciddi ben... yanıt derken onlara yanıt değil mi? Biz kendi genel için... bir açıklama da olabilir. Ha, yok yok. Saçlarım kendi içimizde da... bazen tartışıyoruz. Bana işte kel diyorlar. Ben zaten kelimle gerek var. Bu soru niye bana direkt geldi falan. Mesela? Seninle de alakalı olabilir yani mesela saç. Direkt niye ben de ikimiz de hani sadece benim hakkında ama bütün benim... internet benim saçlarım hakkında yorumluyor. Benim ama hep aynı ya. Genel aynı. Senin giderek... Bana zaten benimle ilgili bir yorum yapmadan önce insanlar şunu söylüyor mesela işte seyrek saçlı, az saçlı, hafif kilolu, şiveli arkadaş diye bir söylüyor başta mesela. Hani hem Twitter'da hem Sözlük'te de bir iki tane onlar var. Mesela burada ona bir ciddi bir şey ne denebilir ki zaten? Hayır saçım var desem hiç, yalan söylemiş hiç olurum. Ciddi yanıt vermedim. Yok vermedim yani. Evet. Bunu bilinçli yaptık. Ciddi değil mi? Ben ciddi verince de komik oluyor zaten. Ne yazacaksın ki saça ciddi bir yanıt versen yapmış olduğum şey saçlarım üzdü daha da döküldüm falan. Öyle bir şey çok moralim bozuldu. İşte yani olmuyor. Daha da komik ciddi olduğu için. Hayır bunu da kabul etmiyorum. Sorularınız hazırlıyor ben buradan gitmeyeceğim kardeşim. Bundan sonra iyilik meleğim. Gitmiyorum. İçmeyeceğim. Diğer soruya evet, geçiyorum buyurun. O zaman. Ben hiç sosyal medya linci yemedim. Artık şimdi, bir dakika. Şimdi linç göreceli bir kavram. Yok bunu içiyorum. Çok ilginç. Yani boyutu düşük tabii bizim ünlülük seviyemizde ama linçler yedik. Linçler. İrili ufaklı yedik. Benim zaten bir tane meşhur olmuş olan var ya. Açık giyindim diye. Evet ağzım yandı şu anda. Dinle. Evet Deniz'in açık evet. giyinme ile alakalı var. Benim bir şehir ile alakalı var. Bir ünlü bir profesörle ilgili var. Başka? Senin bir... Başka? Çok yok. Senin aslında senin daha büyüktü. Mesela senin bayağı uğraşıldı gündem oldu o senin. O elbise ve link atma olayın. O senin aslında senin içmen daha doğruydu. Ben gene boşa içtim. Senin... Yok ama sen de linç edildin canım. Ama seninki bence daha şehir, tam linçti. Şehir linçi her şey. Sonuçta yemesi yeterli oluyor. Öyle mi? Tamam. Evet. Yok şey diyorlar bazen. Yine size baktım da neyse artık onu yapacak bir şey. Size bakarak konuşun madem. Siz ya, sana bakıyorum. Artık geçti. İyice dönüyorum yani. Ya şey yani bazıları diyor ki işte o linç değil de işte linç daha böyle çok sayıda kişinin olması lazım. Sizinki de linç mi falan diyorlar da linç adı i̇şte linç. Biz, yani. Bizim doğru. Şeye kadar takipçi kadar. Anca o kadar olur. Evet. Onu ben kazandım. Evet oyunun öyle mi? Sonuna bitti geldik. Mi? Keşke iddiaya girseydik. Kazanan yani. Deniz Bağdaş. Evet. Seni yalnız bırakmamak adına içeyim öyle mi? Aa çok teşekkür ederim. İçer misin? Ne o? Şekerli sudur. Şekerli kaldı. Yazıklar olsun. Böyle bir galibiyet olamaz. İç şekerli su ağzın tadı değil. Evet. Tebrik ederim sevgili İyi sana için. Şöyle de. Bu da size tam değil. Buraya güzel bir tecrübe. Için mutlu musun? Mutluyum evet. Deyip bir tane. Bir tur daha dönerim biliyor musun? Evet gerçek söylüyorum. Ya. Bir tane daha içerim net. Hangisinden? Favorin? Yok yok hepsini bir tur daha dönerim. Şimdi sırasını yaptım kafamda mesela. Acıyı başta içeceğim. Bak benim. Sonra şekerli benim. Suyu koyacağım ondan sonra. En sona şeker. Tuzlu su sonra limon. Tansiyon için. En son benim pekmez olarak tespit ettiğim ama soya olunan sonra onunla da bitirmeyi düşünüyorum. Güzel olurdu yani. O soya çünkü şey yaptı beni, güzel tıkadı aslında. Acıyı keşke içmeseydim, direnseydim de sen çok öndeydin. Direndik olmadı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bizleri izleyeceksiniz. Bir daha yapalım mı?